sonra bölgeye doğru hareket edecekler. Öncelikle milletimize geçmiş olsun. Sabah saat 04:17 civarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. Tabii 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görevlerinin başında, jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş'a ben gideceğim. Hatay'a Tarım Bakanımız gidecekler. Gaziantep'e Murat Bakanımız gidecek, Murat Kurum. Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız İstanbul'dan şu anda geçiyor. Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Öncelikle birkaç önemli duyurumuz var. Tabii bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için, yani vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Birinci önceliğimiz insanların, vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir ve enkaza ulaşmaktır. Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Cep telefonlarını deprem bölgelerinin dışında kullanmamalarıdır. Hatları meşgul etmemeleridir. Ve özellikle sosyal medyada da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de bu noktada yapılabilecek bu ülkeye en büyük ihanettir. Onun için yardıma yönelik, doğruya yönelik bütün bilgilere elbette ki ihtiyaç vardır. Ama sosyal medyadaki dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı, hem meşgul edici, hem de maalesef milletimizi de üzen bir noktaya getirir. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Özellikle siklet merkezlerini, yani depremin olduğu ana merkezleri, etkilendiği ana merkezleri de tespit ettik. Şu anda kargo uçaklarımız, sevkiyatlar hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ve bilgi aldıkça da buradan, AFAD merkezinden bizim iletişim konusundaki çalışma grubumuzun başı iletişim başkanlığıdır. İletişim başkanlığı buradan gün boyunca mutat aralıklarla hem vatandaşımızı bilgilendirecek hem de yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Televizyonlardan en büyük arzumuz ve isteğimiz bizim yönlendirici anonslarımızı vatandaşlarımıza iletsinler. Ve özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade şu anda ilk işimiz arama kurtarmadır. Arama kurtarmaya destek olan mesajları ve bilgilendirici ve yönlendirici mesajları paylaşsınlar. Bunu bütün televizyonlara, bütün radyolara ve bütün internet sitelerine buradan ifade etmek istiyorum. Birinci yönlendiriciliğiniz trafiğe dikkat etmek, özellikle arama kurtarma ekiplerine ve ambulanslara, sağlık ekiplerine ciddi bir şekilde yardımcı olmaları ve yol açmalarını temin etmektir. Biz tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Yaklaşık şu ana kadar, Orhan Hocam kaç artçı oldu? 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu.
6.6 deprem büyük bir depremdir. Onun için hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması işin esasıdır. Yani şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde sonlansın. Biz bu ikinci ikazı buradan gerçekleştirene kadar Fuat Oktay Başkan Yardımcımız da buradalar. Kendisi burada kalacak. Böyle bir görev dağılımı ve paylaşımı yaptık. Şimdi biz de bütün ekiplerle beraber gidiyoruz. Orhan Hocam'ın belki söyleyeceği şeyler vardır. Şöyle Orhan Hocam. Orhan Hocam deprem ve risk azaltma genel müdürümüz. Benim ekleyeceğim şey şu Sayın Bakanımız. Özellikle tabii bu 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra hakikaten 6.5-6.6-6.7'ye kadar varan artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bunlar tabii yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar. Özellikle depremin tabii derinliği 7 kilometre olarak çözümlendi. Bu tabii oldukça sığ bir deprem. Oldukça geniş alanda hissedilen bir deprem. O yüzden Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi ikinci bir talimat, ikinci bir bilgiye kadar vatandaşlarımızın hasarlı binalarda oturmamaları ve uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii jeolojik olarak da baktığımız özellikle bunun bir Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bizim Pazarcık ve Narlı segmenti diye adlandırdığımız bir segment üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir deprem aslında baktığınızda birden çok farklı segmentin üzerinde kırılmanın meydana geldiğini görüyoruz. Şu anda bizim de deprem danışma kurulu üyelerimiz bölgeye gidiyorlar. Orada özellikle halka doğru bilgi verme konusunda organizasyonlarımızı yapıyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Evet, şu anda